Demlendi mi o? Hayır, şu küçük demlendi. Getir onu. Dökülüyor mu? Tamam, dökülsün artık. Silerim. Sesler ahenkle dans ediyor. Ay. Kırıldı. Kırılmadı mı? Ve ekmek koyayım da kaymasın sağa sola. En korktuğum şu menemen. Herhangi bir şey olmadı. Tabaklarımızı böyle koyalım. Ben bunu kucağımda götüreceğim. Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlarım. Bizi de soracak olursanız kendimizi dışarı attık. Tabii ki kültür parka gidiyoruz. Dedik kahvaltıyı dışarıda yapalım dedik ama gerçi böyle bir fikrimiz yoktu. Ben yatak odasını kaldırdım. Her şeyi böyle yatağın üstüne koydum. Camları silecektim ama camları sildim. İki hal dedim, kahvaltıyı dışarıda yapalım mı? Ama dedim hani çok da fazla bir şey hazırlayamam. Tamam dedi Aysun, yapalım. Ben normalde hayır cevabı bekliyordum bir halden. Ondan sonra cama hemen ne yaptım? Kız patatesleri de yaktım. Yumurta haşladım. Kahvaltılıkları koydum şu an kucağımda. Dedim böyle götüreyim dedim. Güzel böyle kablarımı koyayım götüreyim. Bir sip daha yapayım. O kadar alıyorum kız yok. Hiç böyle bir masa sunumu yapabiliyorum. Ya bir şey anca bir misafirim gelirse. O şekilde sonra simit alacağım. Tamam şeyden alacağım, simitçiden alacağım. Güzel mi onun simiti? Şu şeyden alıyoruz ya. Şu adamdan. Şu Şebuzadesi'nin. Ha tamam. O şekilde kızlar. Ne yaptım? Ha, menemen de yaptım. Çünkü benim menemen ve yarım simit yeme şey var, listede var. Dedim hadi onu da yapayım o zaman. Bu şekilde kızlar bugünümüzü de böyle değerlendirelim. Menemen olurken çayda demlenirken dedim şu yatak odasının camını sileyim. Süpürdüm. Camını sildim. Bir yerleri sileceğim. Tozunu alacağım. Çıkacağım. Onu da eve gittiğim zaman yaparım arkadaşlarım. Esti. Vallahi esti. Birden esti bana. Bir kere tamam deyince hadi o zaman dedim gidelim. Arada bir geliyorlar vallahi. Arada değil, bana yazın hep geliyorlar. Kız yazın böyle hava güzelken işlerimi yapayım diyorum. Hiç değilse bir yürüyüş yapayım. Dışarı çıkayım, bir şey alayım, almayayım hiç fark etmez. Hani o şekilde değerlendirmeyi seviyorum bacılarım ya. Ekmek aldın mı? Alacağım şimdi. Ay. Şu kız bir de simitleri küçültüyorlar mı? Vallahi küçültüyorlar ha. Kız bu benim canım kocam ne almış biliyor musunuz? Posof ekmeği almış. Oy Allah'ım. Bunun arasına patatesi koyacaksın. Domatesi, biberi koyacaksın. Sonra böyle yumurta da böyle doğrayabilirsin. İçine pul biberi döşeyeceksin. Hikayeyi. Hadi kızlar, posof ekmeğini alın. Ya yemek deyince yumulcan kardeşim. Hiç kaçmayacaksın. Öyle yemeyeceğim, memeyeceğim yok. Ama Aysun bacınız güzel kilo veriyor kız. Tabii ki azıcık yiyeceğim ama olsun, bir şey olmaz. Akşam onu telafi ederiz. Mikail Bey, bugün seni seviyorum. Dün? Dün sana çok kızgındım. Yarın? Sevebilirim durumlara göre. Anlık he. Kızlar siz de öylesiniz değil mi? Menfaati kadar hayır, seviyorsunuz. Hayır hayır. Kadınlar böyle siz bizi mutlu ettiğiniz zaman sizi çok severiz. Ama bir tersine bir şey yaptığınız zaman öyle değil mi kız? Görmek istemezsiniz vallahi kocalarınızı. Ben de öyleyim. O an böyle hiç görmek istemiyorum. Öyle. Sen öyle değil misin? Ben iyi günde kötü günde demişim bir kere. Yalan, inanmayayım. Yalan, asla inanmayayım. Kız ben bugün de günlük video çekiyorum. Ama yarın video çekmeyeceğim arkadaşlar. Yarın artık ve bugün ve yarın...
yarın artık şu evi toparlayayım, derleyeyim. Aa, bu arada duvarı yaptı usta. Ya ne güzel oldu. Demek ki güzel oluyor ama burada Hüseyin ustayı da suçlayamam. Yani sonuçta gerçekten badana işini falan güzel yapıyor ama işte oluyor. İnsanlık. Gözden kaçıyor bazen. Yani olabilir, aynen. Hatta Emre'lerin evini de badana yaptırmak istiyorum Hüseyin ustaya. Veya birisi daha var, bir de ona da söyleriz. Kızlar Ayşenur nikah kıyafetini de aldı, nikahta giyeceği. Yelda ile ikisi karar verdi. Ben biraz kararsızdım o kıyafet konusunda. Ama Yelda ile ikisi abla bu çok güzel deyince ben sustum, oturdum kızlar. Kaynanalar ne yapacak? Susacak. Fikrimizi söyleyeceğiz ama susacağız, karışmayacağız. Ama Ayşenur benim zevkimi de beğeniyor. Kaynana, kaynana. Kaynana da şeydir. Nedir? Dediğim dediktir. Ben dediğim dedik miydim? Giderken de güzel sohbet ettik. Ay, Dumancığım da kızına BİM'den bir sürü şeyler almış arkadaşlarım. Onları sabah bana WhatsApp'tan atmış. Hepsi de Paşa Bahçe'nin o serisi var ya, ondan. Senin diyor çay tabaklarından da bulamadım Aysun. Bulamasam da eğer tekrar bakacağım. İnternetten sipariş vereceğim. Orası güzeldi. Artık neyse. Sakince oturalım burada. Burası ne zaman döner Güneş? Dönmez mi? Kahvaltılıkları getirsene. Onları da çıkartacağım oradan. Niye çıkartacağım? Böylece dursun. Çok yer kaplar canım. Simit falan da var ya. Şunu tutsam. Ben çatal koydum ben. Sen de mi koydun ekstra? Bak sana bal da koydum. Bana. Ve pek şey tahin koydum, seversin sen. Vay, beni de düşünüyor mu? Ah, lan millet de sahne çekecek. Kocasını nasıl da al şunu. Ay, mükemmel alemsin ya. Domates salatayı da böyle yapalım. Patatesler de yandı bu çay. Menemeni nasıl yapacağız? Öyle koy. Tabağımızı koyarız. Ben ışık getirmeye yaptım. Çatalla bu. Tabağda nasıl olur bilemedik ki. Ha, şöyle yapayım mı? Öyle dursun nasıl? Tabağımızı alır. Ha, aynen böyle dursun. Tamam. Bu benim önümde dursun. Onu istersen arabaya koy. Dursun aşkım. Böyle dursun. Evet kızlar, kahvaltı masamız hazır. Posu ekmeği. Bu tarafa oturacağım. Ben bu tarafa oturacağım. İçinde mi? Herhalde onun içinde. Bunu sık sık yapalım. Gönüllerimize de gelelim.
Ben noktaya geçiyorum haftaya cumartesi. Yani? Gece de çalışacağım. Hadi canım. Gerçi Seryalarla geleceğiz planladık da bu böyle spontane geliştiği için hani haber veremedim. Aslında var ya, Kültür Park'tan mangalı kaldırmak iyi bir fikir mi? Tabii ki iyi bir fikir. Daha güzel oldu değil mi? Evet, duman yok. Duman aşırı oluyordu. Evet. Böyle daha iyi bak herkes, çoluk çocuk. Şeyde patates kızarttı. Hiç güzel oldu. Air fry'da ne güzel biliyor musun? Hazır patates çok güzel oluyor. Mesela dün ben patlıcan közledim. O kadar güzel yapıyor ki. Sadece patates kızartması. Sadece patatesle başarısız. O da yani şeyde başarısız. Hazırda güzel. Diğerinde ben beğenemedim arkadaşlar. Yani güzel, çirkin değil ama bir de ben hiç yağ dökmedim bunu bugün. Şimdi bunu böyle koyacağım. Patatesi koyacağım aşkım. Tutmayın beni. Valla bunu gümleyeceğim. Zengin bunun tadını nereden bilsin? Soğanı doğrayacaksın bunu. Sen köy çocuğu değilsin, sen nereden biliyorsun? Ben sonradan köy çocuğu oldum. Bak sen de yapıyorsun. Şimdi kızlar siz de yapacaksınız eminim. Şunun üstünü örteyim mi? Hı hı. Sinek minek konar da göremeyiz. Menemen ya. Şu an fazla sinek yok ama. Arkadaşlar o kadar güzel ki burası şu an esiyor. Harika. Biraz daha duralım da sonra gidelim. Ben kaldığım yerden devam edeyim. Güzel yedik. Güzel yedik, iyi yedik. Geçen hafta aldığın kirazlardan hiç memnun değilim. Güzel değildi, gerçekten güzel değildi. Bugün şeye gitsek mi ki? Mustafa abilerin oraya. Pazara gidecek. Yani açık havada yedik ama kızlar biraz fazla yemişiz. Açık havada insan eline giriyor abi. Yediriyor yani. Aa, çok çok yediriyor. Bir ağırlık da çöktü ama ben gideyim yatak odasını bitireyim. Sen de pazarını yap. Sonra gelirsin yine çıkarız. Bana B ile bakıyor da. Çıkarık. Dün de Zekiye ile konuştum. Zekiye'cimi bilirsiniz yorumlardan. Selamlar kendisine. O günkü videonu Aysun diyor, cidden diyor, o kadar çok beğendim ki aslında Zekiye dedim, benim eğlenceli yapım daha fazladır. Kendimi böyle videolarda çok kasıyorum. Hani hep acaba ne düşünürler diye düşünüyorum. Yanlış bir kelime çıkarttığım zaman, şey yanlış kelime değil yani, bir şey söylediğim zaman acaba bunu yanlış algılarlar mı diye diye hep böyle bir kendimi hani şey yapıyorum. Ha? Kısıtlıyorum. Aslında o ben değilim. Ben çok eğlenceli bir kadınımdır. Semih canım. Yani o da Aysun dedi. O günkü videon o kadar doğaldı, o kadar güzeldi ki anne babalar lütfen çocuklarınıza bakın ya. Kendileri önden gidiyor, çocuklar arkadan, araba geliyor arkadan. Neyse yani başka şeyleri de atlarım yani. Bir işte bir rahat olabilsem var, o kadar iyi olacak ki. Öyle kızlar. Bayağı kalabalık olmaya başladı burası da. Yelda Hanım da arabasıyla fink atıyor. Vallahi geçen 5 saat kullanmış. E5'i falan çıkartmış. Dün işe götürmüş arabasını. Ondan sonra ama şöyle bir şey, yanında Şeref var. İş yerine kadar Yelda sürmüş. Sonra Şeref eve gelmiş. Sonra Şeref işten almaya gidince tekrar iş yerinden de eve Yelda. Hele bugün
full araba kullanacağım dedi abla. Şeref de evde. Ne zaman diyor böyle tek başıma kullanırsam o zaman tamamdır. Ama diyor çok güzelmiş. Yani manuel araba hammallık. Otomatik vites daha iyi. Allah bana da nasip etsin inşallah. Güzelini nasip etsin. En güzelini nasip etsin. Bundan sonra küçük küçük nasip etsin demeyeceğim. En büyüğünü, en güzelini nasip etsin. Hayallerini yüksek tut ki. Hayallerimi yüksek tutuyorum. En güzelleri olsun kız. Benim de olsun, sizin de olsun. Ne oldu canım? Öyle arkadaşlar. Vallahi abla diyor, sen diyor gelene kadar iyice diyor şey yapayım. Öğreneyim. İstanbul'da biraz... araba kullanırsın, her yerde kullanırsın. Değil mi? İstanbul çok fena. Bir de şey derim ben, bizim orada Zonguldak'ta çok yokuşlu ya, her şeyi yokuş mukuş. Orada araba kullanan diyorum yani her yerde kullanır. Özellikle Fatih sitesinin o yokuşu değil mi çok fena ya, çok dik. Bir de oradan böyle dönüyorsunuz, Yeşim'den bilirsiniz arkadaşlar. Yeşimciğime de selamlar buradan. Yeşimli günleri çoğunuz zaten biliyorsunuz. Oradan gelen de arkadaşlarım da var. Selamlar, sevgiler arkadaş. Arkadaşım da bugün misafirleri var. Masasını attı bana, deminden baktım. Çok da güzel. Öyle aslında bir kafa bir Zonguldak'a gitsem diyorum ama... Deme canım, deme. Deme yani. Üç günlüğüne. Ben o üç günleri biliyorum. Şey, ben de bir kafa diyor ki şöyle bir Japonya'ya doğru bir gitsem. Japonya'da ne yapacaksın? Japonya ne alaka? 3 günlüğüne. Buradan zaten uçakla Japonya üç kaç saat? De. Kaç saat? 2 saat falan var. Ben İrlanda'yı çok merak ediyorum. Niye? İrlanda'ya, İrlanda, Kanada çok merak ediyorum. Kanada dünyanın en zengin ülkesi. Gerçekten çok merak ediyorum. Var mı beni Kanada'dan izleyen, İrlanda'dan arkadaşlarım? Aa, bu arada bugünkü yorumlara yaşımızı yazalım. Gülsüm ya, Gülsüm söyledi bana. Aysun dedi, bir dahaki yorumda dedi, yorumların altına herkes yaşını yazsın. Benim yaşım 20. Kadınlar hep yalan yazıyor. Yalan yazmayın ha. Ama ben 20 yaşındayım kızlar, tamam mı? 20 çarpı. Senin yaşın kaç? Uçarım sana buradan. Senin yaşın 22. Kaç? 22. Ya yaşın kaç Allah aşkına? 50. Sen 50 oldun mu? Geçtim. Hiç, sen yaşlandın artık. Ama hiç göstermiyorum. Ha? Hiç göstermiyorum. 50 ama maşallah 20'lik gibisin. Övüyorum seni. Bak. Bir doğal bir şey öğren. Saçımın doğal bir şey var mı doğal? Hayır. Saçımı boyatırım. Eğer boyatırsan o eve giremezsin. Sakın. Neden? Hayır. Ben saçını boyatan erkekler bana bir tuhaf geliyor. Hayır, tabii ki saygı duyuyorum. Belki eşleriniz boyatıyordur ama. Ya bilmiyorum ya, doğallık güzel. Evet, biz kadınlar boyayalım yani. Biz boyadığımız zaman daha bir güzel oluyor da. Ama ileride biz de boyamayacağız. Bembeyaz kafayla gezeceğiz de. Sakın öyle bir şey yapma. Boyatacağım mecbursun. Vallahi eve sokmam seni. Sokmam kızlar. Ay düşünsene, simsiyah geldi. Geliyorsun kaşlar, saçlar. Buyurun dersin. Sen dersin buyurun. Hayırdır? Sakın, sakın. Bir de sakal bırakacağım. Sakal okey. Ama hafif kirli sakal. Yüzük. Bıyık yok asla. Bıyık da bırakacağım. Hayır. Hayır, bıyık, hayır. Sakla. Hepsi bir de. Sakalı uzatıp bıyığı mı keseyim şeyler gibi? Hani sen yapıyorsun ya tatil. Kirli sakal evi. Okey ama onun harici asla olamaz. Yavaş yavaş kalkalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Akşam oldu ya, yeter. Akşam oldu. Ha? Gün bitecek, çabuk olun. Niyemiş? Daha pazara gideceğim. Dur sonra? Okey'e gidelim. O zaman yaşlarımızı yazıyoruz arkadaşlar. Herkes yaşını söylesin bakalım. Kaç yaşındasınız? Evde görüşürüz. Şimdi Aysun bacınız üstünü değiştirecek. Yatak odasına dalacak. Sonra Mikail Bey de pazarı yapıp gelecek. Ondan sonra da çıkarsak. Ama ben yine bugün bir dışarı çıkarım. Evde oturmam. Ya arada edit yaparım. Bugünü de böyle günlük olarak paylaşacağım şimdi size. İnşallah severek ve sıkılmadan izlersiniz. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Belki 10 dakika, belki 15 dakika oldu ama bu şekilde paylaşayım bugün de. Ha? Paylaş. Ha? Paylaş. Paylaşayım ya. Bakalım. Eve gidersem de bir iki bir şey de çekebilirsem de o şekilde olur. Hadi bakalım. Görüşürüz. Ben biraz yürüyeyim. Araba çok sıcak. Atla atla, serinle.
çok sıcak. Oy. Bas kıza bas. Oy yandım, bu ne? Koltuklar yanıyor. Mübarek geldi vallahi yaz. Artık iyice hissettirdi. Of sorma vallahi, eve gideyim de. En sevdiğim aylar. Nerede en sevdiğin aylar? Sen sıcağı sevmezsin pek. Uf, dondurma mı yesek bir de? Yetişsen hanıma. Yok yemeyeceğim, yemeyeceğim hala. Hemen ihbar ederim valla. Yok yok. Tamamdır. Akşama hiçbir şey yok.